Merhaba arkadaşlar, size güzel bir konuyla karşınızdayım. Karşınızda Anka İHA'mızı görmektesiniz. Anka İHA'mız diyorum çünkü yanında eklenti yok. Şimdi iki resim göstereceğim. Bunun arasındaki farkı birazcık bulmaya çalışacaksınız. Evet, burada Anka'mızı görüyoruz. Burada ise bakın, bu da bir Anka ama bu da bir Anka. İkisinin arasındaki fark ne? Şöyle baktık. Dikkat ederseniz bunun üzerinde şöyle bir bombemsi bir olay var. İşte bu olay ne? Size onu anlatmaya çalışacağım. Yani şu anda Bayraktar TB2'lere eklenen bir özellik var. Bu özelliği anlayabilmeniz için size bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi Ankalar, Bayraktar TB2'ler 200 kilometrelik antenlerle uçarlar. Yani bunlar nelerdir? Bu gördüğünüz antenler belli başlı noktalara yerleştirilir. Bunlar sayesinde bölgelerini tanırlar, gideceği yerleri hesaplarlar ve buna göre kontrol edebilirsiniz. Ama bu antenler radarla elektromanyetik işte saldırıyla kör edilirse bu sefer siz Ankaları ve TB2'leri kontrol edemezsiniz. Doğal olarak onlar da savunma mekanizmalarına geçerek hemen üstlerine geri dönerler. Nitekim Afrin'de çok fazla kayıp verdik bu şekilde. Vurulurlar çünkü kontrol edemedik. Ankaları ve Bayraktar TB2'leri. Peki Afrin'de S-300'leri ve o şeyleri savunma mekanizmada kimler yok etti derseniz Anka S'ler yok etti. Çünkü bunların çalışma mantığı diğerlerine göre farklı. Bu şekilde antenler kullanmıyorlar kesinlikle. Bunların üzerlerine bakın, bombemsi olaylar var. Bu SATCOM anteni. Daha doğrusu şöyle anlatırsak Milli Aselsan ürettiği KES kamerasını görüyorsunuz burada. Burada da gördüğümüz bakın, bu bombemsi kafa oluyorsa bu SATCOM anteni. SATCOM anteni sayesinde bizim Anka S'lerimiz, bunlar artık Anka olarak isimlendirilmiyor. Yeni bir isim var, Anka S. Anka S'lerimiz istediğimiz yere gidiyordu ve sınır şeyi kalmadı. Mesela antenler vardı değil mi? Şu antenlerle 200 kilometre sınıra kadar götürebiliyorsunuz yanınızı. Ama bu sefer biz SATCOM'a geçtiğimizde, SATCOM antenini üzerine taktığımızda bu sefer Turkcell 4A ile çalışmaya başladı. Ve nereye gitmeye başladı? Siz yani bayağı yüksek alanda bu İHA'ları kullanmaya başladık. Ve böylelikle Rusların radar saldırılarına karşı savunma sağladık ve bunlar yakalanmadılar, düşmediler. Peki bu SATCOM anteni nasıl bir iş sağlıyor? Bu SATCOM anteni Turkcell 4A'ya sinyal gönderiyor ve biz aşağıdan kontrol etmiyoruz. Bakın, bu antenle normal İHA'larla İHA'ları aşağıdan kontrol ediyoruz. Yani bu anten aşağıdan yukarıya bilgi sağlıyor. O yüzden elektromanyetik dalgalar da genelde aşağıdan saldırı olduğu için genellikle bunlar hemen kör ediliyor, düşebiliyor. Ama bu şekilde SATCOM'lu İHA'lar kesinlikle aşağıdan saldırılara karşı güvenilir ve korumalı oluyor. Niye? Çünkü bunlar bilgiyi yukarıdan alıyor. Yani TürkSat 4A'dan alıyor. Şimdi gördüğünüz gibi normal Bayraktar TB2'nin de çalışma mekanizması bu antenler sayesinde. Yani bunlar olmazsa Bayraktar TB2 çalışmıyor. Bunları da 200 kilometre aralıklarla belli başlı yerlere koymanız gerekiyor. Bu antenler de olmazsa Bayraktar TB2'miz çalışmıyor. Nitekim Afrin'de pek çok TB2 düştü. Ama biz başarı kazandık tabii. Çoğu yeri vurduk. Bunun düşmesinin bir anlamı olmuyor. Çünkü zaten biz kendimiz ürettiğimiz için fazla kayıp sağlamadık. Önemli olan askerlerimizin şehit olmaması. Peki orada hangi İHA'larımız başarı sağladı? Onlar da Anka-S'ler başarı sağladı. Şimdi Bayraktarlara yeni bir özellik geliyor. Şimdi bu Kanada kamerası yerine ne dedik? KES kameralar yüklendi. Bakın şurada görüyorsunuz. Bir de Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı bir resim var. O resimde dikkat ederseniz Bayraktar TB2'lere de böyle bir bombemsilik gelmiş. Yani bu ne anlama geliyor? Artık bunlar da SATCOM. Yani yerden ayarlamalı değil. TürkSat 4A yukarıdan gelen sinyalle kontrol edilebiliyor. Yani böylelikle şöyle oluyor. Mesela 100 kilometre Aydın-İzmir arası gibi düşünürseniz 2 Aydın-İzmir kadar yeri kontrol edebiliyordunuz. Ama bu araç isterseniz Türkiye'den kaldırıp bu Bayraktar TB2'leri, yeni SATCOM'lu TB2'leri Türkiye'den kaldırıp isterseniz Fransa'ya kadar götürebilirsiniz. Çünkü artık TürkSat 4A ile kontrol ediliyor. Şimdi TürkSat 4A biliyorsunuz bizim uydumuz. Dünyada bizim bu televizyonlarımız çekme için kurulmuş bir alan. Eğer kanal ayarı yaptıysanız, mesela televizyonlarda TürkSat 4A ayarı yapıldı geçmişte. Mutlaka görmüşsünüzdür. TürkSat 4A'nın çekim ayarını yapmışsınızdır. İşte o ayarları yaparken şöyle bir harita çıkar. Mesela bunu çoğu kişi görmüş de olabilir, görmemiş de olabilir. TürkSat 4A yaparken orada böyle seçerken haritalar çıkar. Mesela
Şu anda bu gördüğünüz kısım Turkcell 4A'nın çekim kuvveti. Yani ilk mesela Türkiye'de çok iyi çekiyor. Nereye kadar? Şuraya kadar, Fransa'nın olduğu yere kadar çekebiliyor. Yani bu şu demek. Siz bu İHA'nızı, Bayraktar İHA'nızı, ya Bayraktar TB2'nin Satcom'la TB2'nizi şu alanların olduğu yere kadar siz ne yapabiliyorsunuz? Götürebiliyorsunuz. Ve böylelikle size Satcom çok büyük bir hareket kabiliyeti kazandırıyor. Bazen şöyle oluyordu. Şu antenler bozulabiliyordu. Bu antenler kör olabiliyordu. Bunlardan dolayı çok sorunlar yaşanıyordu. Ama Satcom takıldıktan sonra artık siz bu alanda istediğiniz gibi hakim olacaksınız. Herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamayacaksınız. Hatta bakın öyle bir şey ki Türkiye'den kaldırılan bir Bayraktar TB2 Satcom'lu TB2 düşünelim. Libya'ya kadar bile gidebilir. Ama tabii yakıtı varsa. Yakıtı olduğu sürece Libya'ya gidip gelebilme imkanına bile sahip. Hatta Türkiye'nin Ankara'sında bir tane subayımız buradan kontrole bir başlar. Libya'daki bir TB2'yi kontrol ederek savaştırabilir. Aynı bilgisayar oyunu gibi. Bakın gidiyor adam Ankara'da evinden çıkıyor. İş yerine gidiyor. Karargaha gidiyor. Oradan TB2'yi kontrol etmeye başlıyor. Libya'dan kalkmış bir TB2'yi. Ne yapıyor? Hafter güçlerine göre savaşıyor. Tekrar geri dönüyor. Ve bu adamın işi bitiyor. Akşamüstü 5 olduğunda tekrar evine geri dönüyor. İşte Satcom bunu sağlıyor. Çok uzak mesafelerden Turkcell 4A ile siz kontrol edebiliyorsunuz. Evet, burada Satcom anteni ve Turkcell 4A'nın ne kadar güçlü, kuvvetli olduğunu anlatmaya çalıştım. Çünkü çoğu yerde görüyorsunuz İHA'ları ama bazılarında o bombeliği görmüşsünüzdür. Evet, bazılarında o bombeliği görmüşsünüzdür. İşte bu bunu sağlıyor arkadaşlar. Son Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı fotoğrafla. Evet, şöyle devam edelim bir sonrakine. Mesela burada şöyle baktığınızda bunlar takılmış. Sağ taraftakilerde de var takılmış. Bakın iki tane fark. Bu normal TB2. Bakın bir bombemsilik yok. Burada ise Satcom'lu TB2 var. Yani ikisinin arasında fark var. Bu da normal TB2. Ama Satcom'lu TB2'lerin bakın üzerlerinde hafiften bir bombelik, şişkinlik var. Evet, bayraklarımızın hep gördük. Şimdi Akıncı TİHA'nın 3. prototipi çıkmış. Selçuk Bayraktar bunu da paylaştı. 3. prototip yolda diye. Tabi onda da bu Satcom mutlaka olacaktır. Çünkü Satcom olmazsa bunun bir anlamı olmaz. Bu kadar kuvvetli bir uçağın. Evet. Şimdi Göksungur'umuz var. Göksungur, Aksungur ismi de var. Biz Anka uçağımıza bakmıştık. Ve Anka S olduğunda bir bombelik olmuştu. Ama bu uçak yeterli mühimmat alamıyordu. O yüzden tek motor yerine, bakın burada tek motor vardı. Tek motor yerine çift motor takarak, şöyle bakın iki tane çift motor taktılar. Yine o Satcom'da üzerine yüklü. Bu sefer daha çok mühimmat sağlamak için Aksungur, Göksungur ürettiler. Böylelikle daha güçlü bir uçak oldu. Ama onunla da mutlaka ne oldu? Satcom takıldı. Çünkü Satcom olduğunu artık sizin sınırınız kalmıyor. Turkcell 4A'nın çektiği her yere ulaşabiliyorsunuz. Tabi gelecekteki savaş neleri getirir bilinmez. Mesela adamlar bizim bu Satcom'larımızı kör etmek için uyduya saldırabilirler. Çünkü Amerika uzay hava kuvvetlerini kurdu. Yani uzayda savaş kuvvetlerini kurduğunu söyledi. Tabi bunun için çalışmaları devam ediyor. Bizim de artık Göktürk uydularımıza, şu Göktürk, şöyle geçelim, şu Göktürk uydularımızın da etrafına savunma güçlerini koymamız lazım. Savunma cihazlarını koymamız lazım. Bunlar da bu cihazı koruması lazım. Yoksa düşünsenize, siz bütün İHA'larınızı Satcom'a göre, yani bu Turkcell 4A'ya göre yaptınız ama bu patladığında ne olacak? Bunu ateş, yani bir şekilde roket fırlattılar, bu yok oldu. O zaman hepsi kör olacak. O yüzden bir an önce bizim uydularımızın da, bu Turkcell 4A gibi uydularımızın da savunma mekanizmaları olması lazım. Evet, sadece burada Satcom'u anlattım arkadaşlar. Satcom nedir, ne değildir, neyi sağlar, İHA'larda nasıl etkilidir, onu anlatmaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.